Herkese Afyon'dan selamlar arkadaşlar. Şu anda Afyon Karavan Kampı'ndayım. Dün gece geldim buraya. Karavan Park'ı çok beğendim. Ve bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Afyon Karavan Kampı'ndan kısa kesitlerle kısa bir video sizler için. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Kocaman bir alana karavan kampı yapmışlar. Tebrik ediyorum Afyon Belediyesi'ni. Tebrik ve teşekkür ediyorum. Şöyle göstereyim. Karavan Rail Camp Points, Water Points ve Wasse Points noktalarında burayı işaretledim. Haritalar olarak Google haritalara girdiğinizde yazarsanız Caravan Rail Camp Points veya Water Points veya Wasse Points çıkar. Afyon merkezde bu Budan Termal. Şu arka tarafın Budan Termal. Hemen şu tarafa da Afyum AVM düşüyor. Bu kesimden böyle bu tarafa doğru ana yol geçişi var. Burada birçok spor faaliyetleri gerçekleştiriliyormuş. Motocross gibi, yani böyle aksiyon, ekstrem sporları. İleride de böyle arka tarafında da onun için parkurlar var bu tarafta. Her karavan için elektrik ve su bağlantıları noktalarını çok profesyonelce yapmışlar. Ve şu gördüğünüz yerde her bir karavan için ayrı ayrı düzenlenmiş. Şöyle göstereyim ben size elektrik bağlantı yerini. Bu şekilde alttan girip şalterleri var. Böyle. Örtüyorsunuz. Gördüğünüz gibi 56 yazıyor. Yani bu yüz küsürlü rakamlara denk geliyor. Çok karanlıyor burası. Su noktalarında şöyle göstereyim. Burası da su noktası. 4 tane bağlantı yapmışlar. Hortumlarınız yanınızda varsa. Hemen. İçilir su bu arada. Burada duş için de sıcak su boilerleri yapmışlar. Hem de bir sürü banyonuzu rahatça yapabiliyorsunuz burada. Elektrik, su ücretsiz, karavan park alanı ücretsiz, duş alanı ücretsiz, şehrin merkezinde. Ha bu arada çamaşır makinesi de var, şimdi onu da gösteririm size. İki tane hem de. Afyon Belediyesi'ne bu girişiminden dolayı çok teşekkür ediyoruz tekrar tekrar. Farkındalar. Karavan turizminin ne kadar şehirlerini tanıttığının farkındalar anladığım kadarıyla. Bilhassa yurt dışından gelen karavancı arkadaşlarımız burayı çok tercih ediyor. Ben birçok yabancı plaka karavan gördüm akşam ve sabahleyin gitmişler. Genelde transit geçişi olarak kullanıyorlar ama uzun sürede kalabiliyorlarmış. Öğrendim. Görevli arkadaş istediğiniz kadar kalabilirsiniz dediler. Burası duş alanı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok termosifon var. 2, 4, 6, 7 tane. O bayağı da var yani. Yani tabii ki her yerde olduğu gibi buranın da eksikleri var ama yani öyle göze görülüp de ayyuka çıkartılacak kadar değil. Bazı geri bildirimlerle düzelteceklerini düşünüyorum. Mesela tuvalet alanının ve duş alanının biraz daha temiz tutulmasını sağlayabilirler. Onun dışında alan çok düzenli aslında, yani geniş bir alan. Zaten burada birçok aktivite yapılması için tasarlanmış yerler var. O sebeple başarılı gördüm ben burayı. Yani şehrin merkezinde ben geldiğimde şu anda burada çok rahat ettim. Birçok karavancı dostumla da denk geldim, karşılaştım. Onlar da aynı yorumları yapıyorlar. Çoğunlar da çok memnunlarmış buradan. Hatta burada Afyon termal tesisleri var. Oraya gidiyorlar. Orada günlerini geçiriyorlar. Terapilerini alıyorlar, masajlarını yaptırıyorlar. Karavanlarıyla da kalıyorlar. Geliyorlar, burada kalıyorlar. Yani bu işi profesyonelce düşünmek şu an Afyon Belediyesi'nin yaptığı gibi olmalı. Ben birçok karavan park gezdim.
birçok karavan alanı gördüm. Ve son zamanlarda birçok da belediye bu işe el attı ama Afyon Belediyesi kadar duyarlı ve profesyonel yapanını görmedim açıkçası. Bu beyefendiler ve hanımefendiler yurt dışından gelmişler. Burada uzun süredir de kalıyorlarmış. İki tane çamaşır makinesi var. Buzdolabı da var. Ocak da var. Burada bir de Sukay tesisi var. Arkamda gördüğünüz, az önce videoda gösterdiğim yer Sukay tesisi. Kitesurf gibi makinayla ama rüzgar gücü olmadan makine yardımıyla suyun üzerinde surf yapıyorsunuz. Valla Sukay tesisi ve karavan kamp yan yana, güzel yapmışlar. Hatta yetmemiş motokrosu alanı yapmışlar. Hatta yetmemiş, şurada küçük bir stadyum var. Arka tarafım şöyle komple termal oteller. Etrafımızı termal oteller çevirmiş burada. Alışveriş merkezi kocaman orada, Afyon. Yani güzel bir yer ya, benim çok hoşuma gitti. Buraya da böyle bir şey yapmışlar. Sanırım buraya da çadır kurmak için izin veriyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü buraya da birçok priz yapmışlar. Evet, gözlemlediklerim, kısaca bilgilendirmek istediklerim bunlar. Sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenirseniz de sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.